Almilada 4 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası gazeteci, annesi ise moda tasarımcısı ve öğretmen. Küçük yaşlarda baleye ilgi gösterdi ve bale eğitimi aldı. Annesinin işi gereğince bir süre Rusya'da yaşadı. Henüz lise yıllarında uluslararası Varne Bale Yarışması Workshop'u ve uluslararası Prag Bale Masterclass'ına katılan Almilada, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bir süre bale ve piyano dersleri aldı. Sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak bale eğitimini tamamladı ve Londra'ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim aldı. Yenilmezler Ultron Çağı filminde Scarlett Johansson'ın küçüklüğünü canlandıracak bir balerin aranması üzerine seçmelere katıldı ve kazandı. Bu rolünden sonra oyunculuğa olan ilgisi arttı. Aşil tendonu ve kemik sorunu yaşadığı için fizik tedavi görmek üzere İstanbul'a geldi. Bir sezon Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde rol aldı. Star TV'de aşk ve drama türündeki dizi Star TV'de yayınlandı. Almilada 34 bölüm boyunca Nehir Yürükan karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde Özcan Deniz, Hatice Şendil, Begüm Kütük Yaşaroğlu ve Gürbey ileri rol aldı. Sonrasında diksiyon dersleri almaya başladı. Ardından da kısa bir süre Kırgın Çiçekler adlı dizide rol aldı. Dram, gençlik ve aile türündeki dizide 5 kızın hayata karşı mücadelesi ve anne baba özlemleri anlatıldı. Dizinin başrollerini İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Ali İnan Solaker paylaştı. Almila Ada, Lalin karakteriyle 10 bölüm dizide boy gösterdi. Dizi 12 Ocak 2016 tarihinde Engelsiz Yaşam Vakfı en iyi dram ödülünü aldı. Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yapılan ödül töreninde en iyi dizi ödülünü aldı. Kore ve Fransa'daki ödül törenlerinde adaylıklar kazandı. 6 Eylül 2021'den 8 Şubat 2022'ye kadar A2 kanalında tekrarları yayınlanan dizi hala büyük ilgi görüyor. 2017 yılında Adı Efsane dizisinde başrol olarak oynadı. 17 yaşındaki Melis Aksoy karakterine hayat verdi. Kanal D'de yayınlanan dizinin yapımcılığını Müge Turalıpak ve Elif Ayşe Durmaz üstlendi. Yönetmenliğini Devrim Yalçın yaptı. Dram türündeki dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Rojda Demirer, Gökçe Bahadır ve Almila Ada paylaştı. Dizi 29 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan 29. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2018 yılında Cennet'in Gözyaşları dizisinde Cennet Yılmaz karakterine hayat verdi. Süreç Film imzalı dizinin yönetmenliğini Sadullah Celen yaptı. Başrollerini Berkatan, Armile Ada ve Esra Ronavar paylaştı. Dizi 17 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan 36. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2018 yılında Bir Deli Rüzgar isimli dizide Melike Candan rolüyle sevenleriyle buluştu. Dram türündeki dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstlendi. Senaryosunu Volkan Gürses kaleme aldı. Dizinin başrollerini Pınar Deniz, Berk Cankat, Hatice Aslan ve Armila Ada paylaştı. Dizi reyting kurbanı oldu ve 6. bölümüyle ekranlara veda etti. 2009-2020 yılları arasında Güvercin dizisinde Zülüf Kavvi rolünü oynadı. Pastel Film imzalı dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez yaptı. Senaryosunu Halil Özer kaleme aldı. Dizinin başrollerini Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar ve Nursel Köse paylaştı. Bir sezondan oluşan dizi 28 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan 16. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2021 yılında Menajerim Ara dizisine konuk oyuncu olarak katıldı ve kendisini oynadı. Ay Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikili Taş yaptı. Senaryosu Uğraş Güneş ve Volkan Yazıcı tarafından kaleme alındı. Drama ve komedi harmanlayan Menajerim Ara dizisi prestijli bir yetenek ajansında 4 menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını merkeze aldı. Her bölümle birlikte sinema ve dizi sektöründen oyuncular konuk olarak diziye katıldı ve kendilerini oynadı.
Dizinin başrollerini Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Denizcan Aktaş paylaştı. Bir sezondan oluşan dizi 11 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan 45. bölümüyle final yaparak sona erdi. Şimdilerde ise Üç Kız Kardeş dizisindeki başarılı oyunculuğu ile takdir topluyor. Dizide üç kız kardeşten biri olan Dönüş karakterine hayat veriyor. Süreç Film imzalı dizinin ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı. Dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlendi. Senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme aldı. Dram ve romantik türündeki dizi İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlandı. Çekimlerinin Ayvalık'ta gerçekleştiği dizinin başrollerini İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya ve Aymila'da paylaşıyor. Rating listelerinde üst sıralarda yer alan dizi izleyenler tarafından oldukça beğeniliyor. Ayrıca dergiler için modellik yapan Almila Ada 2018 yılında Point Studio adında bir pilates merkezi kurdu. Oyunculuğunun yanı sıra burada eş zamanlı bale fitness eğitmenliği yapıyor. Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Almila Ada, Fransız sevgilisi Paul Sevdik ile 7 yıllık bir aşk yaşadı. Sevgilisi için en büyük aşkını ifadelerini kullanan Almila Ada, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyordu. Evlenecekleri konuşulan çift ani bir şekilde yollarını ayırma kararı aldı. Birbirlerini takipten çıkan ikili aşk pozlarını sildi.